Ödenmeyen site aidatları için artık evde yaşayan herkese haciz gelebilecek çok tartışılan karar Yargıtay'dan geldi. Evdeki iç güveysi de. Doğru karşılamam, tepkimi koyarım. Yiyen de, çocuk da, eş de yine bu borçtan sorumlu. Evde anne baba dururken benim çocuğum neden borçlansın ki? Yargıtay'ın aldığı karar tüm düzeni alt üst etti. Artık ödenmeyen site aidatı için evdeki herkese haciz gelebilecek. Yargıtay tam anlamıyla ezber bozdu. Evdeki huzuru bozar tabii. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ödenmeyen site aidatları ile ilgili çok çarpıcı bir karara imza attı. Buna göre ödenmeyen site aidatları ile ilgili yalnızca kat malikine değil, malikin eşine, çocuklarına ya da evde yaşayan herhangi birine icra takibi yapılabilecek. Çok saçma bir karar. Neden saçma? Çünkü yani kim kontratı yapmışsa ondan almak gerekir. Benim çoluğumdan çocuğumla ne işim var? Aidatınız nedir aylık? 170 lira ödüyorum. Ne var içerisinde? Yani apartman temizliği, çöp, market bunlar var. 4-5 aydır ödemiyorum öyle hatırlıyorum. Ödemiyorum size aidatını 4-5 aydır. Ne kadar birikti aidatınız? Yani ortalama bir 600 lira falan oldu. Kontratın ne anlamı kaldı burada? Atılan imzaların ne anlamı kaldı? Kimse benim çocuğumdan aidat maidat alamaz. Gelecekteki onun sicilini etkileyecek bir şey olacak belki. Belki bir ticari hayatını etkileyecek. Neden böyle bir karar alınmış? Yani evde anne baba dururken benim çocuğum neden borçlansın ki? Yargıtay çok konuşacak bir karara imza attı. Peki Yargıtay bu kararı neye dayanarak aldı? Yargıtay'ın birçok kararının altına imzamı atarım. O konuda Yargıtay çok iyi kararlar veriyor. Yani mutlaka gerekçesinde haklı yönleri var. Yasaya baktığınız zaman 22. maddeye diyor ki kira aktine, oturma sükna hakkına veya başka bir sebebe dayalı olarak oturan kimseler de sorumludur. Kiracılar duruma tepkili. Ev sahipleri ise Yargıtay'ın aldığı karardan memnun. Ben hani kirada oturuyorum ama aynı zamanda ev sahibiyim. Hani evimi kiraya verdim, başka yere gittim. Güzel bir karar. Ödeyeceksin. Sen kim için yaşıyorsun? Çocuğun için yaşıyorsun. Ödemek zorundasın.